Herkese merhabalar. So yeah, the name of kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our travel experience channel. Yine teknik bir sıkıntıyla karşılaştığımız için bugün telefonu mikrofon olarak kullanacağız. Güzel bir konumuz var Sveta. Tamam, let's speak. Zaman zaman otel sor videoları yapıyoruz biliyorsun. Genellikle insanlar da otel soruyor. Ama bu videoda biz otel sordan ziyade Ekim. Ekim'de tatil yapılır mı? Ekim'de otele gidilir mi? Ekim'de denize girilir mi? Gibi soruları yanıtlayacağız. Çünkü insanlar genellikle şu an bu tür sorular sormaya başladı. Özellikle İstanbul ya da kuzey illerinde ya da İç Anadolu'da artık böyle havalar eskisi gibi sıcak olmadığından dolayı, hatta bazı yerlerde belki ayaz, yağmur falan filan başladığı için güney sahillerinde denize girilip tatil yapılabileceği belki hayal bile edilemeyebilir. Normal değil mi? Eğer soğuk bir yerde yaşıyorsan, mesela Kiev'deysen, şu an belki Antalya'da tatil hayal edemezsin. Kiev now not colder than Istanbul. Aynen. Gerçi şu an orası da sıcak. 24 degrees. Today I saw photos of my friends. They were in bikini, kind of that. So aynen. Continue. Sözün özü şu aslında. Ekim'de tatil yapılır mı? Yapılır mı Sibir? Tabii ki. Yapılır mı? Tabii ki. Peki ne farklılıkları var? Onu söyleyelim. Önce iyi yanlarından. Advantage, of course, they decrease prices. Fiyat. Finally, prices are not as in summer. Evet, fiyat mesela. Doğrudan fiyat bir avantaj mı? Avantaj. Başka ne avantaj var? Kalabalık değil. Kalabalık değil. If you are without children, of course less children because they go to school, to universities. Yani çocuk olmaması, çocukların o tarihlerde okullara gitmesi yine bizim için bir avantaj. Başka avantaj ne? Of course, nem yok. Nem, yes. Evet. No humidity and the sun is not so crazy hot as in June, July, August. But şimdi yanıyorum. Aynen, bak şimdi çok sıcak, böyle bir güneş de vurdu. Nem olmaması, havanın rahat ve konforlu olması anlamına geliyor. Yes, more comfortable, especially in the evening. Klima yok. Yes, nem yoksa klima da yok. Air conditioner. Hatta böyle güzel bir rüzgar falan böyle sizi böyle güzel bir rahatlatıyor falan. Bak şu an olduğu gibi güzel. But still the sea is so warm and comfortable for swimming. Aynen. Başka ne avantaj var? Başka. Yani kalabalık değil, çoluk çocuk yok, nem yok, fiyat güzel. Başka ne güzel? Başka ne güzel ya. Şimdi bunlar avantajlar. Böyle 4 tane, 5 tane falan hemen saydık. Bunlar avantajlar. Peki dezavantajlar ne? Disadvantage. Disadvantage of course can be especially in some of hotels because with price decreasing, they decrease a bit quality. They change concept. For example, if you saw some drink, some meals in summer, it was perfect, big variety. They can decrease this variety autumn, especially in October. Şimdi bir daha söyleyelim. Evet, fiyat düşüyor ama kalite de düşüyor. Price decreasing, they can decrease quality. Maybe even not quality, but for example, variety of food and some drinks. If you have been to the hotel in summer, it doesn't mean the hotel will provide the same in October, for example. Tabii onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani Temmuz'daki, Haziran'daki ve Ağustos'taki ürün ve hizmet performansını bulmak zor. O yüzden yes, bu bir dezavantaj. Especially they should be careful with hotels which are closing in end of October or beginning of November. And of course less quality they can see. But it doesn't mean you shouldn't go. No. Gittiğiniz tarihte o, özellikle o otellerin o hizmet standartını bulamama nedeniniz sezonla alakalı. Çünkü otellerin ne var? Sezonları var, sezon öncesi var, işte düşük sezon var, yüksek sezon var falan. O yüzden orada belki bazı konularda o bahsettiğimiz, yazın özellikle bahsettiğimiz ve önerdiğimiz şeyleri bulamayabilirsiniz. Mesela şişe bira. Bazı otellerde sezonda var ama yüksek sezon bittikten sonra olmayabiliyor. Başka ne dezavantaj var? Ben, of course can be rain as yesterday. Yağmur olabilir aynen. Mesela şu an hava son 6-7 yıl Antalya tarihinde, ben burada yaşıyorum, son 6-7 yılını gördüm. İlk defa bu kadar kapalı bir Eylül. Yani çok hava gitti geldi, çok yağmur yağmasa da böyle çok rüzgar ve acayip bulutlu bir hava sezonu başladı. Bu mesela çok fazla yoktu. Biz normalde Eylül'ü de dezavantajları sayıyorduk. Dezavantajların başında
yüksek sezonda göremeyeceğimiz ürün ve hizmet kalitesi. Quality düşüyor, fiyat düşüyor. Bu böyle bir orantı var aralarında. İşte atıyorum şişe bira veren tesistir. Yazın Temmuz'da gideriz, Ağustos'ta gideriz, içeriz. Ama siz Ekim'de gittiğinizde bulamayabilirsiniz. So, but also they can take for this period maybe less staff. Aynen. But of course it's not in all the hotels. But çoğunlukla. In some hotels you can meet this problem. Aynen. Course. Böyle bir tehlike var, onu söyleyeyim. Yani orada Ağustos'ta Temmuz'da biz diyelim ki gördünüz o otelde, izlediniz. Aynısını Ekim'de bulamayabilirsiniz. Özellikle otellerin kapanmaya yakın olan dönemi bu anlamda çok keyifli olmayabiliyor. But also, do you know what? We met another story. Hı-hı. For example, as in summer, a lot of people, çok kalabalık var, a lot of people, then staff is not enough. Doğru. To serve, then sometimes people can complain it's not much clean, they did not clean well or something like that. But in September, October, hani it nerede? Becomes better. Aynı. Becomes better because less people and then enough time for staff to do everything properly. Less people, yani az insan da olmayabilir bu arada. Şu anki otel doluluklarına falan baktığımızda çok az insan gibi durmuyor ama şu an gördüğüm ve duyduğum birazcık kalite düşmüş. Kalite düşmüş bazı otellerde, bizim de gidip gösterdiğimiz bazı otellerde o kalite birazcık düşmüş gözüküyor. Ondan dolayı bunu göz önünde bulundurmak lazım. Evet, şu an iyi fiyatlar var. Gecelik 8-10 bin lira, hani ultra her şey dahiller de olmak üzere çok güzel fiyatlar var ama bu tür dezavantajlar var mı? Var. Yağmur demiştin, değil yes, mi? Of course, as yesterday. We did not expect. Normally we wanted to go outside, but bir yanda yağmur yağabilir. Yes, it's not so big, so strong as in winter, but rain is rain. Deniz bir anda dalgalı olabilir. Yes, possibly. Ondan sonra. Of course you cannot take some bath. Başka ne dezavantajlar, sürprizler olabilir diye düşünüyorum. Animasyon mesela, etkinlikler, konserler muhtemelen olmayacaktır. Yes, they can change program about entertainment. And of course some parts which especially are on the pier next to the sea, they can close. Mm-hmm. As they don't work in April or May because can be storm. For example, cabanas, pavilions, some entertainment on the pier can be closed. Evet, bunlar... Depends on weather mostly. Evet, animasyon, eğlence bir tık zayıf olabilir. Çünkü konserler falan artık o tarihte tamamen bitmiş oluyor. Oteller kapanmaya hazırlanıyor. Ama hani ne olur akşamları yine bir eğlence, bir DJ. Hani bazı yerlerde hala bir canlı müzik falan var mıdır? Vardır. Tabii ki. Ama yüksek sezon gibi değil. Az. Toparlayacak olursak aslında avantajlar, dezavantajlar. Yani ortada. Avantajlar da var, dezavantajlar da var. But I prefer September, October. Yani evet, ben de aslında Eylül, Ekim tatil için çok güzel bir dönem. İşte havası, suyu vesairesi, o kadar kalabalık olmaması, otellerde çok yoğun çocuğun olmaması falan bence de bir avantaj. Ama şu da var tabii ki, yani bunlar risk ya da bazıları için Eylül, Ekim'i seçmelerine rağmen çok uygun koşullar olmayabiliyor. Yani şu. Ya adam Ekim'de gittiğinde de eğlence görmek istiyor. Ekim'de gittiğinde de şişe bira içmek istiyor ya da tüm koşulların Temmuz-Ağustos gibi olmasını istiyor. Bu mümkün olmayabiliyor. O yüzden onun için ne yapmak lazım? Ya Kıbrıs'a gidecek ya Mısır'a gidecek. Yes, possible. They can go to Cyprus, they can go to Egypt. Hı-hı. By the way, United Arab Emirates season starts. Aynen. Birleşik Arap Emirlikleri. And also they have all inclusive hotels. Hı-hı. They have Rixos. Hı-hı. They have other hotels which are working with all inclusive. Mm-hmm. Or of course you can choose bed and breakfast or halfboard according to your wishes. But if you plan sea holiday, you want to swim and tourist, Cyprus, Egypt, United Arab Emirates possible. Jordan possible by the way. Evet, yani burada diyelim ki buralara gidemeyen Kıbrıs'a gider, Mısır'a gider, Dubai var, Ürdün var. Ürdün belki şu an çok... Jordan. Jordan. Ürdün. Ürdün. Jordan var ama Jordan şu an çok
güvenli değil. İsrail var, bu tarafında Lübnan var biliyorsun. O yüzden şu an belki Ürdün'e gitmek istemeyebilirler ama Dubai ve Mısır bence şu an için de çok iyi bir seçim. Hava hala oralarda iyi ve otel sezonu da devam ediyor. Onun dışında isteyen varsa artık Uzak Doğu sezonu başlıyor değil mi? Uzak Doğu sezonu başlıyor. Yani şey... Tayland. From November. Aynen. Tayland başlıyor artık. Tayland from November, but of course if you have big budget, if you have enough money, you can go to Dominican Republic, you can go to Mauritius, you can go to Maldives. So for example, this island holiday is suitable. Because for example, in Europe, just Mallorca can be suitable for October and Tenerife, Gran Canaria. Already Montenegro is cold. Bitti. Greece cold about sea, I mean. Yes. Walk to hang around, it's perfect time, but about sea, of course, it will be cold. That's why island holiday starting also, but it's up to your budget. Peki senin tercihin ne olur mesela? My preferred in October to go to Turkish hotel. In November to go to United Arab Emirates. In December to go to Egypt. Then January Thailand. Oo, her ay tatilde Süveyta. Para var mı? her ay tatilde. Ama gerçekten doğru. Şu anda hala Eylül Ekim güneydeki oteller için bence doğru bir seçim, doğru bir zaman. Her ne kadar bazı otellerin ürün ve hizmet kalitesi düşüyor olsa da iyilerini bulacaksın, gideceksin bence. Hala hava mava falan şu anda Antalya'da müthiş. Kasım'da nereye gidiyorduk? Dubai. Evet. Kasım'da Dubai'ye gidiyoruz. Because in December, Dubai about sea also cannot be suitable. It can be a little bit cold. That's why December in Egypt. Aralık'ta eğer vaktimiz ve paramız varsa Tayland'a gidiyoruz. Then after Egypt, Thailand. Aynen. Then Bali, Chinese New Year, Bali and this side, Indonesia. Yıl bitti. Yeni yıl. No, I'm speaking about next year. Anladım. Bak, December Egypt, January Thailand, February Bali, Indonesia, March we can go to Seychelles, Dominican Republic, Cuba, Venezuela. Then April again Turkish season starts. Hadi bakalım. Yani sözün özü şu. Ekim'de çok güzel tatil fırsatları bence hala Antalya'daki ve Bodrum'daki otellerde var. Hava birazcık zaman zaman şaşırtabilir, sürprizler yapabilir ama çok da dert değil. Yani yağmur da vuruyor, geçiyor. I looked by the way, next week will be 30-32. Aynen, yani hava 30-31-32 hala buralarda gidiyor. Biz burada yaşadığımız için bence çok güzel bir hava, çok güzel bir dönem. Çünkü nem yok falan, böyle mis gibi takılabiliyoruz. Ama dediğim gibi bu şartları mutlaka göz önünde bulundurun. Siz hangi dönemde tatil yapmayı seviyorsunuz? Eylül-Ekim'de tatil yapılır mı? Yorumlara yazın. Siz de yazın yorumlara. Özellikle sizin Eylül'de, Ekim'de tatil yapılır dediğiniz yerler, bölgeler, ülkeler, oteller neler? Yazın oraya, oradan da yazışalım, tartışalım. Onun dışında artık sezon yavaş yavaş bitiyor. 2025 konuşacağız. 2025'te neler yapılır, hangi otellere gidilir, hangi otellerde ne tür indirimler, erken rezervasyon fırsatları olur. Yine hepsini tek tek söyleyeceğiz, anlatacağız. Senin söylemek ve eklemek istediğin bir şey var mı Sibeta? Yes, because if you don't want to go abroad, think about New Year. Because now early booking to book hotel in Turkey for New Year. Aynen öyle. Yeni yıl fırsatları başladı. Onlarla alakalı da Sibeta'nın söylediği gibi ara ara bakın. Bu fırsatları kaçırmayın. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Yes, and I hope we will go to Thailand. But it's another story. See you in the next video. Hadi bakalım, görüşürüz. Baka baka.